Merhabalar. Her ayın sonunda olduğu gibi büyüme göstergelerini değerlendireceğiz sizinle. Bildiğiniz gibi ay içerisinde çok fazla veri yayınlanıyor ve büyüme ile ilgili sinyaller içeriyor. En çok sanayi üretimi ve kredi büyümesini yakından takip ediyoruz biliyorsunuz ama onun dışında da banka ve kredi kartı kullanımı gibi, elektrik tüketimi gibi, PMI gibi, kapasite kullanımı gibi, tüketici güveni ve reel sektör güveni gibi çok fazla sayıda veri açıklanıyor ve bazılarının da Eylül ayı verisinin gelmesiyle birlikte aslında biz üçüncü çeyreğe dair de hafif bir sinyal almış olduk. Çok fazla bu şekilde veri yok ama elimizdekilere baktığımız zaman tüketim tarafında böyle hafif bir kıpırdanma, üretim tarafının yine zayıf olduğuna dair işaretler alıyoruz. Nedir bunlar dediğim zaman tüketici kredilerini biliyorsunuz yakından takip ediyoruz ve yıldan yıla büyümesine baktığımız zaman tüketici kredilerinin ikinci çeyreğin sonuna nazaran önemli bir yavaşlama göstermediğine şahit oluyoruz. Enflasyon etkisinden aranın reel bazda tüketici kredilerine baktığımızda üçüncü çeyrekte %25,5 büyümüş. İkinci çeyrek sonunda da 25, 24,8 civarındaymış. Hatta bir küçük artış bile var. Ticari krediler de öyle 24,9'muş, 24,3'e gerilemiş. Dolayısıyla bu verilerden hani tüketim aktivitesiyle alakalı bir sinyal çıkartacak olursak bir parça hatta hareketlenme bile diyebiliriz. Bu kadar sıkı para politikasına karşılık verilerin bu seviyelerde halen dolanıyor olmasına. Onun dışında ama bütün genele yayılmış bütün göstergelerde böyle bir izlenim var diyemiyoruz. Bunlardan en önemlisi örneğin elektrik tüketimi %6,7 büyümüştü ikinci çeyrekte. 0,4 neredeyse değişmemiş geçen senenin de aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte. Reel kesim güven endeksine bakıyoruz. Evet, soft data anketlere dayalı ama önemli ipuçları veriyor bize. Baktığımız zaman 100'ün üzerindeki endeks 102,8 seviyesindeki endeks altına geriledi. 98,8 seviyesine geriledi. Alt endekslerden baktığımız zaman yatırım harcamaları endeksinde yine %13'ten %9'a bir düşüş görüyoruz. Stoklarda bir artış görüyoruz ki hani yavaşlayan bir ekonomiyle uyumlu diyebiliriz bu görünüm için. Dolayısıyla bütün göstergelerde bir hızlanma, canlanma diyemeyiz bu harekete ama daha yavaşlayarak gitmesini beklediğimiz, o şekilde izlediğimiz bir ekonomiye ters görüntüler var, ters veriler var. İzliyor olacağız tabii ki de. Üçüncü çeyrekle ilgili geneline baktığımız zaman dediğim gibi henüz veriler elimizde yok ama örneğin üretim verilerinden sanayi üretimi sadece Temmuz verisi var elimizde. 1,6'lık bir büyümesi var. Makine ve teçhizat imalatı yatırımla ilgili bir gösterge biliyorsunuz. -4,6 daralma söz konusu. Onun dışında konut satışlarına baktığımız zaman biraz gevşeme var, bir parça hareketlenme var. Ama otomobil satışlarına bakıyoruz. %16 Temmuz ayı verisi daralma göstermiş durumda. Veyahut da hani reel vergi gelirlerine bakıyoruz. KDV, ÖTV tahsilatları nasıl şekilde gerçekleşmiş? Eğer canlıysa, canlı devam ediyorsa ekonomi yine KDV, ÖTV gelirlerinde bir artış oluyor biliyorsunuz. Ama burada da baktığımız zaman %8,4'lük, ilk önce %31,3'lük Temmuz'da, sonra da %8,4'lük bir daralma var yıldan yıla Temmuz ve Ağustos'ta. Yani üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe nazaran ki Haziran'da %56'lık bir artış söz konusuydu tüketim vergilerinin. Reel bu enflasyondan arındırılmış büyümesinde çok ciddi bir artış vardı. Şimdi burada önemlice bir yavaşlama eğilimi görülüyor. Tüketici güveninde çok aman aman bir değişiklik görmüyoruz. Hani tüketim malı imalatı %20,8 artmış Temmuz'da. Bu da çok büyük ihtimal ihracatla ilgili küçük küçük sinyaller alıyoruz. Henüz böyle ihracat ivmelenmesi yaşayacağımız boyutta değil bu ama örneğin reel kesim güven endeksinin alt ihracat siparişlerine ilişkin alt kaleminde, PMI'nin alt kaleminde küçük küçük hareketlenmeler var. Muhtemelen Avrupa'daki faiz indirimlerinin devam eden etkileri buradaki hareketlenmeyi de bir parça daha arttıracaktır. Çok birdenbire toparlanmasını beklemesek de Avrupa ekonomisinin. Bunun yansıması bazı kalemlere olumlu şekilde gelmiş gibi görünüyor. Kamu yatırımlarına bakıyoruz reel bütçeden. Aslında Temmuz'da fena değilmiş. %30'luk bir artış var ama Ağustos'ta %15'lik bir daralma söz konusu olmuş. Muhtemelen ikinci çeyreğin altında bir kamu
yatırımı büyümesi olacak. Hatırlayacaksınız, gayri safi yurt hasıla verileri açıklandığında %2,5'luk bir toplam büyümeyle karşılaşmıştık ama yatırımlar tarafı %0,5 büyümüştü. Ki bu da inşaattan gelmişti. Yoksa makine ve teçhizatta önemlice bir daralma görmüştük. Bu eğilimin devam ettiğine dair işaretler bunlar. Hem kamu yatırımlarının daralması hem de reel kesim güven endeksi altında bir yatırım harcaması kalemi var. Bunun bu endeksin de düşüyor olması ve tabii PMI. PMI'da da biliyorsunuz satın alma müdürleri endeksi ama sorular reel sektör güvenine çok benzer. Yani üretim hacmi, istihdam hacmi, siparişler, girdi maliyetleri, çıktı maliyetleri, ihracat siparişleri ve yurt içi siparişler şeklinde ayrılıyor. Ve bildiğiniz üzere çok küçük bir artış gördük gerçi ama 47.2'den 47.8'e yine de 50'nin altında, aylardır 50'nin altında, yani imalat sektörünün yavaşlamakta olduğunu teyit eder bir görüntü var. Bunların nasıl son çeyrekte evrileceğine bakacağız ama muhtemelen bunları toparlayacak olursak, yani bir takım hızlanma gösteren veriler olmasına rağmen şöyle alt alta sıraladığımızda hem üretim hem de tüketim göstergelerini %2,5'luk gayri safi yurt hasıla büyümesinin alt aşağısında bir orana doğru gidiyor. Yani beklediğimiz yavaşlama hem yatırımlar tarafında hem de tüketim tarafında. Tüketim tarafı birazcık daha nispi olarak hani güçlü olmakla birlikte yavaşlama göstereceğini işaret ediyor. Rakama dökmek için tabii biraz erken, daha fazla sayıda 3. çeyrek verisine ihtiyacımız var. Onlar da gecikmeli geliyor biliyorsunuz ama önümüzdeki haftalarda veriler çıktıkça sizinle paylaşıyor olacağız yeni verilerin gösterdiği resmi ve en yakın sürede de 3. çeyrek büyümemizi sizinle paylaşıyor olacağız diyelim. Büyüme göstergeleriyle ilgili notlarımız bu şekildeydi. Önümüzdeki dönemde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.